Evet, bunu siz istediniz arkadaşlar. Bu arada merhaba, Sürüngen'de Sözü kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlerle, yani o da vlogu gibi bir şey çekeceğiz. Çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. Aslında biraz da projelerimden bahsetmiş olacağım size bu konuda. Geçtiğimiz günlerde bir video atmıştım ve videonun açıklama kısmında sizlere sordum. Daha fazla video çekebilmek adına, şöyle ışıkları da açalım. Böyle haftalık vlog gibi tarzı şeyler, çekimler de gelsin mi diye sormuştum sizlere. Ve çoğunluk oradan olumlu karşıladı ve evet dediler. O yüzden ben de evetin dibi diyorum ve 3 evetle vuruyoruz. Biraz toparlanmış haliyle sizlere göstermek istedim. Yani aslında bu videoda biraz giriş kısmı gibi olacak. Yani burada projelerimi göstereceğim size. Biraz ekipmanlardan falan bahsedeceğim. Ekipmanları falan göstereceğim kullandığım. Ondan sonrasında zaten videoların bu şekilde devamı gelir. Yani burayı çok daha güzel hale getirip tamamen hani haftalık vlog. Mesela bugün ne yapacağız? Atıyorum bugün bu ürünü çekeceğiz diye mesela vlog tarzında girişler yapabiliriz. Bu arada bunları hakikaten çekeceğim. Hem bizim bir misafirimiz var şu an. Aksolotumuz var şurada. Pablo. Hem onun hava taşına ihtiyacı var. Hem de ürünü deneyip almak isteyen arkadaşlar için yardımcı olmamız açısından çekeceğim videosunu. Bu arada üstündeki tuzlu su armatürü. Yani tuzlusuz tankı da çok yakında geliyor. Yani onun tankının da siparişini verdim Beta'ya. Beta akvaryuma. Onun dışında Aksa'dan yine tatlı su için bir tank gelecek, 90 santimlik. Yani bu ara bayağı projeler var. Hatta şu an boşta da bir sürü burada proje var. Onları en azından görmüş olacaksınız böyle videoda. Bu arada Pablo'dan bahsedeyim size. Pablo benim canlım değil arkadaşlar. Bana emanet olarak geldi. Orkan adlı arkadaşımızdan geldi. Zaten birçoğunuz hani tanıyanınız vardır illa ki. YouTube'da kendi videosu da var bu canlının. Ayaklarında bir kısım sorunlar var. Yani çok kötü şartlarda yaşatan bir pet shop'tan almış sanırım Orkan. Ve hani bu kadar düzelebilmiş ayakları vesaire. Muhtemelen yanlış kaynamış. Yanlış kaynadığı için de bu şekilde ayaklar biraz yarım yarım. Ama hani uvuzlar belki kopsa tekrardan düzgün kaynayabilir. Çünkü bazen bunları şeyde geçebiliyorsun. Leopard gekoların kuyruklarında da çatallaşma olabiliyordu. İşte Afrikan fettailerde de aynı şekilde. Farklı kuyruklar oluşabiliyordu. Bu şekilde düşünüyorum ben de bunun olduğunu. O yüzden yani böyle bir dostumuz var. Tabii ışıktan şu an rahatsız oldu. Ben ışığı hatta kapatayım. Işıktan rahatsız oluyor çünkü çok fazla. Bunun çok güzel bir bakım videosunu çekeceğim yakın zamanda. Bu arada bu aralar patlamış hakikaten aksolotlar. Yani geçen hatta Tuğkan bile aldı bizim. İki tane yavru almış o da. Onun dışında akvaryum odası diye bir arkadaş var. Gerçekten o da güzel videolar çekiyor. O da yavru almış. Ondan biraz daha büyüğünü aldı falan. Ama açıkçası ben şu an için aksolot almayı düşünmüyorum. Çünkü niye? Benim odamda ısıtıcılar ve şu ampuller vesaire çok fazla ısı yapıyor. Yani şu an odada dereceyi de göstereyim şuradan. Odada 26,5 derece bir ısı var. Bu şekilde olduğundan da canlıyı soğuk tutabilmek biraz zor oluyor. Bir ara soğutucu almıştım ben bir arkadaştan. Aksolot bakabilmek için. Ama o soğutucuya biraz sorunlar çıktı. Hani o arkadaş tamir ettirdi onu. Şu an o kendi kullanıyor. O yüzden benim soğutucum yok. O yüzden de şimdilik bunlara girmeyi düşünmüyorum. Ama ilerleyen zamanda bir soğutucu yaparsam Aksolot'ta gidebilirim. Bilmiyorum, belki yorumlarınızı yazarsınız. Şimdi ona göre duruma da bakabiliriz, yani belli olmaz. Şu an bu motorla bir bidon su alıyorum içerisinden akvaryumun. Bir bidon da soğuk su boşaltıyorum. Direkt banyodan çekiyorum suyu. Bayağı bir soğuk geliyor şu an, havalardan soğuk olduğu için. O şekilde bir dengeleme yapıyorum. Tabii şu an hani ısı dengesizliği oluşması açısından biraz pek iyi değil ama motorda yavaş yavaş bastığım için çok da sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden böyle idare ediyoruz şu an. Şurada benim bir tane tankım var. 40-30-20. Bu tank Penguin'den gelmişti. Alt dolabıyla birlikte Penguin akvaryumdan. İşte buna da farklı bir şeyler yapacağım. Yine bunun üstünde bir tane aslında Nano için aldığım bir tuzlu su armatürü var. Ama bunu sanırım farklı projelerde kullanacağım. Belki Paludarium'da kullanacağım. Hatta Paludarium'da göstereyim şöyle size. Exo'ların 30-30-60 Paludarium var. Bunu almışım Atakan'dan. Görmüşsünüz zaten onu da yine. Belki bunu da kullanacağım. Çünkü şimşek efekti falan var. Buna bir de yağmurlama sistemi bağladığım zaman çok güzel bir görüntü oluşturacaktır diye düşünüyorum. Yine burada Eheim 5E var, Wi-Fi'li. Bunu da inceleyeceğiz yakın zamanda kanalda. Bunu da biliyorsunuz işte 2 metrelik bir tankım var. Onun için aldım. O da bir ara bakalım tamamlanacak. Ondan sonra gelecek. Bana geldikten sonra ben artık bir sürü malzemesi var onların almam gereken. Onları tamamlayacağım. Ondan sonra da inşallah 2 metrelik bir tankı da kuracağız. Şurada da yine Beta'dan aldığım daha önce kökler, taşlar falan var. Biraz balkonda da var tabii onlardan. Onlara şimdi hiç girmeyelim. Şurada bizim yılan başımız var, çanlamız var.
Ama bunda şöyle bir sıkıntı var. Yani birkaç aydır kuyruk erimesi vardı canlıda. Onu düzelttik. Yani kuyruk erimesini tedavi ettim. O düzeldi artık. Onda sıkıntı yok ama gözlerinde şöyle bir beyazlık oluştu. Yani bu niye oluştuğunu bilmiyorum. Şöyle bir tuz kullandım ama mineral tuzu. Bunu fazla kullandığım için mi oluştu? Bilmiyorum. İki gözü de hani bir gözü biraz daha az ama iki gözünde de beyazlıklar var. Bir de baklopur kullanmıştım kuyruk erimesi için. Yani tedaviye güzel sonuç verdi ama şimdi gözlerindeki sıkıntı yüzünden büyük akvaryumu almıyorum. Bakalım biraz daha gözlemleyeceğim. Hani bu konuda da ilgili tecrübeli arkadaşlar varsa, hani videoya yazarsa ona göre tedavi edip güzel bir tanka alabiliriz. Şu an için burada takılıyor geçici olarak. Karantina tankı diyebiliriz yani buna. Burada işte aksolotumuzun yemleri var. Bu arada yem falan da yiyor gayet ha canla. Moruyu kurdun falan ipletiyor. Yani videoya belki eklerim görüntüsüne. Ondan sonra burada işte çeşitli yemler vesaire var. İşte yapıştırıcımız var. Yine dolabın içi zaten full ekipman dolu. Az çok tahmin edeceğiniz üzere. Akvaryum ekipmanları falan oldukça var. Yani proje çok ama işte proje çok olunca da zamanı denk getirip ayarlamak biraz zor oluyor. Şurada yine bir mesela Krayco'nun bir Firefly modeli var. Bu normalde bunun üstündeydi ama şu sırf askı aparatlarını denemek için çıkarttım. O yüzden bunu taktım çünkü Firefly'ın bende askı aparatı yok. Bu arada askı aparatlarını da göstereyim. Bunları Ümit yaptı bitki setinden. Çoğunuz biliyordur muhtemelen. Yani bu ilk yaptığım modelde şu uzun olan, bu bayağı uzun bu arada. Alttan biraz daha yükseğe bağlarsanız daha yüksek olabiliyor. Sonrasında da bu modeli yaptık. Yani bu modeli biz söyledik. O da yaptı kendi dıyı olarak. Alo. Tamam, çok sağ olasın, bakalım oldu. Hadi görüşürüz. Evet, telefon geldi bu arada. Adı Tank Kur diyenlere de bir sürpriz olabilir. Oradan da şimdi bir görüşme yaptım onunla ilgili Nuri'den, Attalos'tan. Adı Tank da kuracağız galiba. Neyse, bitki setinden bahsediyorduk işte. Bunları o yaptı. Kendinden aldığım fiyat ve ürünleri alabilirsiniz. Yine burada ameliyathane aletlerimiz var. Makası, cımbızı, karides besleme çatalı, spatulası, her türlü şey var ve bu işte yine askısı. Askısını da o yaptı. Gerçekten gayet güzel duruyor. Bir tane de şimdi ondan şu duvara yapacağız muhtemelen. O duvarda da güzel duracak diye düşünüyorum. Şimdi buradan anlatmadığımız ne kaldı? Şurada işte yine benim çekim yaptığım ekipmanlar var. Şurada işte Godox'un ekranı var, monitörü var bir tane. Buna bir tane prompter bağlı. Bazı videolarda prompter kullanıyordum. Güzel oluyor. Zaten muhtemelen size kullandığım ekipmanlarla ilgili bir video da yapmak istiyorum. Hani eğer istiyorsanız bunu ona göre biraz daha öne alabilirim. Biraz gerilerde kaldı şu an o proje ama istiyorsanız önleri alıp onu da değerlendirebiliriz. Burada işte yeni bir tane tripodum var. Manfrotto'nun. Manfrotto kafası var işte. Şurada da Edelkron'un bir slider'ı var. Slider'ı bununla yapıyoruz. Burada işte çekimini yapacağım ürünler var. Biliyorsunuz arada işte elektronik ürünler de çekiyorum. Bunun da çekimini yapacağım. İşte şuradan Atakan'dan gelen yine Aquael hava motoru var. Bunun çekimini yapacağım. Şurada bir tane small rig var. Onun çekimini yapacağım. Şurada işte normal makroda şu an efsane olarak kullandığım lens var. 80 mm'lik Fujinon lens. Bu da Godox'un yine mail atmış ürünü. Şurada da yine normal çekimlerde kullandım. 18-55 lensim var. Şurada da bir dönmesini bu şekilde sağlıyorum işte falan. Yani bunlara çok fazla girmeyeyim zaten. Daha detaylı video çekeceğim. Şurada kulaklık var işte. Bazen müzik dinleyerek teraryum kuruyorum falan. Şurada da yine küçük ışıklarım var. Ambiyans ışığı diye geçiyor. Bunlara çok ilgilenmediğinizi biliyorum. Ama hani hazırı göstermişken gösteriyorum ben de. Şurada yine Atakan'dan son gelen ürünler var işte. Neosoil var. Şu kadama toprağı. Bunu hem akvaryumlarda kullanıyorlar hem de teraryum veya bonsai'lerde falan kullanılıyor. Şu tarafta yine işte Ronin'in kutusu var. Çantalarım var. Boş çantalar, Godox'lar, çeşitli arka fonlar, softbox'lar vesaire gidiyor buradan. Şuradan tabii dolapların üstü falan da yani biraz malzeme var oralarda da. Hatta işleri de dolu. Şöyle biraz züccaciye gibi kapalı sistemleri bir ara çok takmıştım. Yapacağım diye aldım ama çoğu şu an burada duruyor. Bunları da dolduracağız inşallah. Ama nereye dolduracağız bilmiyorum yani. Bayağı bir bana küçük gelecek muhtemelen burası. Şöyle bir eski bir antika makinem var burada. Oraya koymuşum. Burada yine çeşitli eşyalar falan var. Burada da işte Krayco'nun ürünleri var. Maygos'un armatürü var. Fuji'nin kutuları var falan. Aquael'in ısıtıcıları var. Var oldu var yani. Aa, neyi buldum? Sürüngen dostları tabelam. Bu normalde benim şuradaydı ama geçenlerde bir videoda çıkartmam gerekiyordu. Çıkarttım. Ondan sonra taktım. Düşmüş yerine falan. O yüzden şu an böyle duruyor. Bunu bir yere takacağız inşallah. Ama bu sefer farklı bir yere takmayı düşünüyorum. Yani arkamda direkt olmasın da farklı bir yerde dursun diye düşünüyorum. Hatta prize takalım dur. Thank you.
bu arada bunu yapmak istemezdim ama Tuğkan'da gördüm. Gerçekten güzel oluyor, o yüzden yaptım. Yani yalan yok, Tuğkan'da gördük yani. Evet, burada yasal canlılar ile ilgili en son şeyden gelen, Petzoo'dan gelen, Kutay Tan'dan gelen işte bulundurma belgesi ve fatura var. Zaten bununla ilgili size video çekeceğim. Çünkü çok fazla soru var. Yasal canlılar nasıl oluyor, ürettiğinde nasıl oluyor, satışı vesairesi nasıl oluyor falan. Bunlarla ilgili çok soru var. Onları çekmeye çalışacağım size. Hatta sorunuz varsa da aşağıya yorumlara yazın. Video çekmemişsem onun soruları da ekleriz. İşte şurada kalsiyumların, vitaminlerin falan var. Şurada bir tane besleme cımbızı. Ve gekoların durduğu yer, ocağın üstü. Buradan biliyorsun yerden ısıtma çok önemli gekolarda. Buradan açıyoruz. Açılır mı? Açıldı vallahi. Şaka şaka bu arada. Sakın yani sıfırda. Hepsi zaten çalışmıyor. Bunları koyacak yer bulamadım şimdilik. Çünkü sadece geçici kaplananlar var. Aslında bu karantina kabı olarak da düşünebiliriz bunları. Hani geldiğinde yem yetmesine emin olduktan sonra onları zaten güzel bir teraryuma alacağız. Şu an bakalım bakalım. Erkek olana Mahmut demiştik ama dişiye ne dedik? Dişiye demedik galiba bir şey daha. Dişiye de bir isim verebiliriz isterseniz. Evet, nem kabında takılıyorlar. Zaten nem sevdikleri için biyoaktif bunlar da çok daha iyi oluyor. Hani leopardlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Bazı arkadaşlar onu da çok soruyor bana da. Leopard gekolarda nem olayı biraz daha sıkıntılı. Çünkü aşırı nemden strese girebiliyorlar falan. Ama bunlar gerçekten nemi seviyor. Bu arada minimum bir alan. Yani hani normal bir yaşam alanı değil. Minimum bu şekilde olması gerekiyor ama tabii görsellik için daha büyük alanlar çok daha güzel oluyor. Bir de tek bir canlı için bu alan. Yani diğeri zaten şurada. O da soğuk alanda galiba. Nem mağarasında. Mahmut yiyecek misin Mahmut? Yaşı mağarıyor var ama yememiş. Evet, çok rahatsız etmemişim seni. Zaten sen hani video çekerken kesinlikle yemiyorlar. Ona biz çok önceden şahit olduk yani. Video çekersen ne yaparsan yap yemiyor canlılar. Şurada yine fırında moryomuz var. Moryomuzu buradan yiyoruz arada. Arada ben de yiyorum çıtır çerez niyetine. Bu arada şaka yani öylesine koydum bunları buraya da. Onlara da bir yer yapacağım. Şimdi zaten böcekler falan da gelecek. Onlara da yer yapacağım. Burada işte tripodlar, laptop çantam, gimbalım var. Tripod ayakları, ışık ayakları falan. Bir de işte su sıkmak için Exotar'ın bir tane ürünü var. Şu tarafa gelelim. Şimdi burada geçenlerde aldığım bir akvaryum var. 40-40-30 bir akvaryum. Üst camı da var. Buna kilifişleri yapmayı düşünüyorum. Kilifişler çünkü hala geçici yerinde duruyor bende. Onlara güzel bir teraryum yapacağım. Onlara güzel bir akvaryum yapacağım inşallah. Şurada da yine bunu çok önce şeyden almıştım. Egoterra'dan almıştım. O zamanlar buna Dart Rock düşünüyordum. Ama tabii olmadı. Planlar bir şekilde düzgün gitmedi. O yüzden buna da şimdi Dubia veya Madagascar Hissing hamam böceği kolonisi yapmayı düşünüyorum. Ona da zaten videosunu çekeceğim sizlere. Gelecek. Evet, burada bir tane baba var. Baba. Burada yani depodan direkt aldığım gibi koydum buraya da. 45-45-30 yüksekliğinde bir shallow diyebileceğimiz düşük low tank geliyorlar değil mi? Low tank aynen. Akvaryum terimlerine artık hakim olduğum için. Low tank deniliyor buna. Low bir ürünü var Exotara'nın. Tabii içi biraz dolu. Onu boşaltacağız. Yine burada Exotara'nın şeyi var, glow light'ı var. Bunun içine bir kırmızı ışık koyacağım, şu an sarı var. Burada işte yine Exotara'nın ısıtıcı pedi var. Şurada Exotara'nın derecesi var, ona planlamam gerekiyor. İşte askı aparatı var arkaya asmak için falan. Bir de kompakt tapu var. Bunları güzelce bir temizleyip, güzelce bir full Exotara kurulum yapacağız. İçindeki ekipmanlarda işte ısıtıcı kablosu var şurada gördüğünüz. Burada işte motorlar, filtreler falan var. Aa, şurada eskiler bilir ya. Eski bu kalemlerim var burada. Yani hani bir şekilde ölenler veya yumurtadan sıkıntılı çıkanlar falan. Onları formaldehite koymuştum hatıra olsun diye saklamak için. Bunlara da güzel bir yer yaparız. Orada durur bunlar da. Galiba. Ya en çok bu kalemleri özlüyorum sanırım ya hobide. Ve işin kötü tarafı yasak zaten hani Türkiye'de ama Türkiye'de yasak da olsa şu an bu kalemi besleyen bir de kalmadı. Çünkü bu kalemin üretimi yok. Girişi zaten yok uzun zamandır falan. Keşke en azından bir bu kalemin türü de yasal olsa da yani en azından kendimizi tatmin edebilsek bir konuda da. Alper, buradan sesleniyorum. Gerçi Alper'lik bir durum da yok ama yani Alper elinden gelince yapmaya çalışıyor. Ama işte Türkiye'deki kanunlar,
insanların bakış açıları falan. Onlar biraz sıkıntılı. Oo, şurada Exutar'ın bitkisi bile var. Şurada ısıtıcı kablosu varmış Exutar'ın yine. Biz zaten üstten veririz ısıyı. Ama altına bir taş gibi bir şey de koyarız. O taşı ısıtır. Yani yine de alttan ısıtma olmuş olacak yani bioaktif de olsa. Şurada bioaktif, hatta sinekliği bile var ya. İçinde az önce görmüştüm. Bak şurada gözüküyor. Yani sinekliği bile var Exutar'a. Sineklik bir de Exutar'a kullanacağız yani. Öyle bir tank olacak bu. Öyle bir teraryum olacak. Yoruldum ya, böyle anlatmak da zor oluyormuş ya. Evet, burada bilgisayarım var. Kurgular yaptım işte. Buraya geçen çekim yaptığımdan kalan bir Krayko'nun nano SR motoru var. Burası akvaryum çöplüğüm diyeyim artık. Akvaryum mağazası mı diyeyim, ne diyeyim. Bir tane 30-18-12 var. Bir tane 30-18 kaç bilmiyorum bu. Bir tane bu var. Bunu sırf çekim için almıştım. Fotoğraf çekimleri için falan kullandığım zamanda da. Buna da bir şeyler kurabiliriz bu ara. Şurada bir tane Egoterran'ım var yine. Şurada bir tane 25-25-25 küp var. Şurada Aksan'dan gelen bir tane, kaçtı bu? 45F modeli galiba. Tam bilmiyorum, ölçüleri ben yazayım buraya. Ona göre bakabilirsiniz. Şurada bir tane 30-30-35 var. Şunu yakın zamanda kuracağım. Buna güzel bir poso tankı gelecek. Sadece kum bekliyorum, onda kum eksik. Orada bir tane de Exotarian var, Nano. 20-20-30'du sanırım o da. Ona da güzel bir prodarium kurmayı düşünüyorum ama onun biraz dibi kırık. Yani o yüzden onu bir sağlamamam gerekiyor önce. Şurada yine bir tane 2-3 hafta önce aldığım bir paludaryum var. 35-35-35 olan bir paludaryum. İçinde yine Wostop metoduyla bir akvaryum yapmayı planladığım bir tank var. Eski bir Blackwater tankı, görmüşsünüzdür. Bu arada bioaktif teraryum için tek bir şey kaldı. Söylemeyi unuttum galiba. Onu bekliyorum. O gelince bomba gibi bir video gelecek inşallah. Size de sürpriz olsun. Bence beğeneceksiniz, beklediğinize değecek yani. O yüzden bekleyin. Ve kanala aşağıdan abone olun buradan. Şuradan. Neyse, burada paludaryumlarımız var dedim. Paludaryum yapacağız bir tane. Buna belki bir tane beta atlatabiliriz içine. Ondan sonra şu rafta ıvır zıvırlar var. Çünkü ışık gereken şeyleri buraya ben attım şu an. İşte doğadan topladığım mosslar var. Şurada airplant bitkilerim var. Şurada Wabikusa bollar var. Videosunu ya izlediniz ya izleyeceksiniz bunu. Bilmiyorum şu an. Şurada videosunu izlediğiniz muhtemelen moss wall var. Şurada yine bonsai'miz var. Fıs fıslarımız var. Şurada emersal olarak yetişen buceler var. Bu tarafta ne varmış? Bu tarafta da yine akvaryum malzemeleri, teraryum malzemeleri, karışık Lego'muz var, bonsai. Yani bunu kapatalım. Şurada da yine çeşitli projelerde kullanmak için aldığım işte bitkiler falan var. Bunları kullanamadım şu an. Şu mesela öylesine bir şey yapmıştım. En azından bitkiler ölmesin diye. Şurada da işte yine aldığım bitkiler falan var. Şurada bir tane 25-28 tank gördüm. Onu da şimdi gördüm hatta. Burada da işte yine mosslar, doğrudan topladığım mosslar falan var. Üst tarafa gidelim. Burada neler var? Bir tane Monstera var. Bu biraz keyifsiz gibi duruyor ama saksını değiştirmek istiyorum ama kış mevsiminde genelde değiştirmeyin diyorlar. O yüzden biraz daha bekliyorum. Hatta yeni yaprak açıyor şuradan. Göstereyim. Yani çok da keyifsiz değil sanırım. Bana belki öyle geliyor ama en azından bir çubuk falan bağlayıp böyle saksısını büyütmek istiyorum. Hatta saksıyı da aldım burada. Bakalım onu da yaparsam ya. Zaten videoda size çekerim. Şurada yine doğanın ada ürünlerinden TerraBase var. TerraBase'i de kuracağız inşallah. Buna bayağı bir buceye de mos gidecek. O yüzden şimdilik bekliyorum. Arkada işte bambular var. Aslında bambulara çok iyi gidiyordu ama neyse bir anda sararmaya başladılar bunlar. Yani marketten almıştım. Şu özellikle çok iyi gidiyordu. Diğerlerini marketten bulamadım çünkü internetten aldım. Onlar da kötü halde geldi falan. Onlar ölecek muhtemelen ama yeni bambu alacağım. Şurada bir tane yine Beta'nın tankı var. 30-18-12. Üstünde Chirios'un C2 modeli var. Buna güzel bir şeyler planlıyorum. Ama işte sıra gelmiyor. Şurada eşimin yaptığı boyadığı timsah ve yılanlar var. Artık timsah ve yılanlara bu şekilde bakabiliyoruz. Acı gerçekler. Şurada işte Sera'nın Blackwater akıllatan. İşte burada da bakteri kültürü var. Şunlara biraz dökmüştüm dün. O yüzden. Şurada Reptifogor'umuz var. İşte bu Terra Living'e duman verdiğimiz, sis verdiğimiz şey. Şurada hiç planda olmayan 3 tane akvaryumumsu kap var. Yani akvaryum çevirdim şu an için. Çünkü geçici yerler neler. Hatta özellikle şu betaya bayıldım ya. Tam bir siyah bir beta. Half Moon. Zaten bunların detaylarını yazarım. Şurada da 2 tane dişi var. Şurada da yine bir tane erkek var. Şurada hatta dişimiz... Abi evet. Diş hatta katapın üstüne çıkmış. Atlamasınlar diye şimdilik böyle bir sistem yaptım. Ama yakın zamanda akvaryuma çekeceğim bunları da. Zaten boşta gördüğünüz bir sürü akvaryum var. Güzel bir korurum olur diye düşünüyorum onu da. Bu arada şimdi betalara da biraz yem verdim. Güzel güzel yiyorlar. Tek şu biraz yemedi. Biraz keyifsiz gibi ama
bakalım. İnşallah yaşar. Bu arada bunu söylemeyi unuttum ya. Batuhan'a teşekkür ediyorum beta için. Betalar bana o yolladı. Aslında hiç aklımda yoktu şu an beta almak. Ama betalar her zaman gönlümde bir yer ediniyor. Ben akvaryumun hani bu kalemunlarını benzetiyorum onu biraz da. Tek yaşıyorlar falan ya. De kavgacılar falan. O yüzden betaları seviyoruz yani. Her zaman birkaç tane beta tankım olacak muhtemelen. Bu hobide olduğum sürece. Minik. Gel. Buna bayıldım ya. Keyfi de yerinde muhtemelen. Köpük de yapmış buraya. Yarın bir su değişimi yaparım. Ondan sonra yeni yerini yaparım artık yavaş yavaş. Burada da yine çiriyorsun. Yeni aldığım C2 RGB modeli var. Bunlara sadece su üstü bitkilerini koydum. İşte geçen akvaryetten almıştım bunları da. O şekilde duruyorlar biraz. Yani bunlar 12 saat, yok 24 saat çalışıyor günde. Yani onlar biraz çoğalsın diye düşünüyorum. Betalara vesaire kullanırım illaki. Şurada bir tane basit bir kurulum yaptığım karides tankım var. Neokaridine bu. Basit türel yani. Bunların da tabii normal filtresi çalışıyor ama ses yanmasın diye kapattım. Yani güncelleme olarak bu şekilde diyebilirim burası. Her şeyden bahsettim sanırım. O yüzden videoları umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Aa, şuradan bahsetmemişim bak, en önemli şey. Şurada bir tane tikimiz var ve bana bazen soruyorsunuz abi ne iş yapıyorsun diye. Bir şey yapmama gerek yok benim. Bu arada eskileri hatırlar belki ya. Bir zamanlar Cyber Reptile diye yapmıştım da Instagram hesabını falan. Ondan kalan bir eşim boyamıştı bunu da. O zamanlar yaptırmışım bir yere belki asarım diye de. Şu an için duruyor burada. Ama güzel oldu bence ya. Yakıştı tam köşeye. Altında da tikimiz var. Tiki şelale. Bunu da aldığımdan beri hiçbir şey yapamadım. Oradan oraya sürekli gezip duruyor. Ama umarım şu Polarium projesinde kullanmayı düşünüyorum onu da. Bu arada Igor'dan bahsetmeyi unutmuşum. Igor yani o odada değil. İş yerinde duruyor. O yüzden hani bu tip bir vlogları severseniz devamında Igor'u da muhtemelen stüdyoya getirip onu da arada böyle mıncıklayabiliriz. Çok sevmese de her ne kadar mıncıklanmayı. Ne diyorsunuz? Onu da getirelim mi buraya? Seveyim mi kere? Tamam. Tamam gel gel. Tamam burnuma koymayacağım, merak etme sana. Evet arkadaşlar, güncellememiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bu tip videoları devamını istiyorsanız yine yorumlarda bana belirtin. En azından ona göre ben de daha kolay çekebileceğim içerikler oluştururum. Bu şekilde kanaldaki video sayımız da artar. Ve keyifli birlikte vakit geçiririz diye düşünüyorum. Bu arada kanalda gerçekten ilgi güzel oluyor. Bu aralar iyi gidiyor. Videolar, izlenmeler falan arttı. Yani bunda bazı etkiler de var tabii ki illaki ama umarım böyle devam eder. Çünkü ben izlendikçe, sizler daha çok izledikçe, daha çok beğendikçe daha çok içerik çıkartmak istiyorum. O yüzden şimdiden sizlere buradan teşekkür etmiş olayım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Kamera önünde olmayınca da böyle iyiymiş ya. Şurada kendimi göstereyim. Evet. Merhaba. Bay bay. Görüşürüz.